Merhaba gençler, Kimya Adası'na hoş geldiniz. Bugün e, organik kimyaya devam ediyoruz. Bölümümüz organik kimyadaki karbon elementini önemsemiştik biliyorsunuz ki. Karbon kimyası demiştik. Karbonun allatroplarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar, öncelikle allatrop ne demek ona bakmalıyız arkadaşlar. Allatrop, bir elementin atomlarının farklı diziliş ve sayıda bir araya gelerek oluşturdukları maddelere denir arkadaşlar yani mesela doğada e, bazı maddeler farklı türdeki atomlardan oluşabilir yani farklı sayıda atomlardan bir araya gelebilir bunların e, bağ yapıları da farklı olabilir Örneğin mesela oksijen gazı ve ozon gazına baktığımız vakit her biri oksijen atomundan oluşmuşlardır. Ama formül olarak baktığımız zaman O2, O3. Bunun bir yapısında iki tane oksijen vardır. Bunda ise 3 üç, üç tane oksijen atomu vardır. Veya baktığımız üzere arkadaşlar fosforun üç tane alatropu vardır doğada. Kırmızı fosfor, beyaz fosfor ve siyah fosfor olmak üzere. Kükürtün gene arkadaşlar rombik kükürt, monoklinik kükürt olmak üzere iki tane alatropu vardır. Karbon elementin ise arkadaşlar üç tane alatropu vardır. Elmas, grafit ve fulleren şeklinde düşünebiliriz. Elmas ve grafit arkadaşlar doğal allotroplar, fulleren ise yapay allotrop olarak bize e, bilgi e, verir arkadaşlar. Şimdi öncelikle allotropların genel özelliklerine bakmalıyız arkadaşlar. Allotroplar ne demek? Allotroplar ya daha doğrusu özellik olarak bakalım arkadaşlar. Bir kere fiziksel özellikleri ve kimyasal özellikleri arkadaşlar allotrop atomlarının farklıdır. Yani elmas ve grafitin kimyasal özellikleri farklıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır. Şimdi fiziksel özellik deyince ne anlıyoruz? Bunu biraz açalım. İşte kaynama noktası farklıdır. İletkenliği arkadaşlar elektriksel iletkenliği ne olacaktır? Farklı olacaktır. Gene arkadaşlar donma noktası gibi, erime noktası gibi, e, yoğunluk gibi arkadaşlar fiziksel özelliklerin farklı olduğunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar kimyasal özellikler farklı demek ne demektir? İşte bir kimyasal tepkimeye girme isteği, evet, tepkimeye karşı aktiflik diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar da farklıdır. Gene arkadaşlar bakın bağ yapıları gene farklı farklıdır. İçerdikleri atom sayıları da birbirinden arkadaşlar gene ne olacak? Farklı olacak. Peki yani ne aynı arkadaşlar? Sadece Aynı element ile tepkimeye girdiklerinde oluşturdukları ürün aynıdır. Mesela karbon elmas halinde olsun bir de grafit halinde olsun arkadaşlar. Karbon elmas halde oksijenle tepkimeye girdiği zaman karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Gene grafit halinde de olsa gene arkadaşlar karbondioksit gazı açığa çıkacaktır. Yani baktığımız üzere bu özellikleri bilmekte fayda var arkadaşlar. LSD mesela öncüllü olarak allatroplarla alakalı soru gelebilir. Evet şimdi bu er, e, özellikle karbonun e, gra, e, ala toplarına bakalım inceleyelim. Elmas, grafit ve fulleren demiş. Arkadaşlar bir kere elmas doğadaki en sert elementtir arkadaşlar. Bu yüzden taş yontucu olarak biz bunu kullanabiliriz. Arkadaşlar bakın iletkenlik olarak baktığımız vakit elektil etmez fakat ısıyı iletecektir. Değerli bir madendir ki bilirsiniz arkadaşlar elmas ne kadar değerlidir. Ne kadar pahalıdır bilirsiniz. Ama tabi elmas normalde şeffaf beyaz renklidir. Fakat biz bunun içerisinde bazı mineral katarsak bu elmasın rengini de değiştirebiliriz arkadaşlar diyelim. Evet tabi arkadaşlar sert olduğu için mesela ne yapıyoruz işte camları falan keseriz elmasla bilirsiniz veya bir elması başka bir elmasla da kesebiliriz arkadaşlar şekil vermek için. Grafite bakalım arkadaşlar. Grafitte önemli olan şey altıgen tabakalar, tabakalar olması ve bunların katmanlarının dizilmesinden oluşan bir yapı düşünelim arkadaşlar. Grafit e, arkadaşlar ısı ve elektriği iletir arkadaşlar. Yumuşak bir yapısı vardır elmasa göre grafitin. Çünkü neden arkadaşlar? Elmastaki karbonlar arasında bağlar teklidir fakat grafitte Çift bağlar vardır diyebiliriz arkadaşlar. Bu çift bağ tek bağ olması yapıyı yumuşak ve sert hale getirebilir. Elektronik alanında kullanılıyor arkadaşlar. Isı ve elektriği ilet ilettiği için aynı zamanda e, bol bulunabilen ve aynı zamanda da arkadaşlar ekonomik olarak da ucuz olduğundan ötürü özellikle böyle elektronik alanında işte fırınlarda olsun ne bileyim işte bulaşık makinelerinde olsun bu tarz maddelerin elektrik aksanlarında kullanılabilir Kurşun kaleminde yapısında vardır. Aa kurşun kaleminin yapısında kurşun yok muymuş? Demek ki arkadaşlar kurşun kalemin yapısında grafit varmış. Yani merak ediyorsanız grafiti arkadaşlar kurşun kaleminizi içindeki o yazdığınız kısmı düşünebilirsiniz. Tabi yumuşak bir tabakadır biliyorsunuz arkadaşlar. Peki nasıl yazıyor arkadaşlar? Biliyorsunuz şimdi yazdığınız vakit buradaki tabakalar yumuşak olduğu için buradan buraya dökülüyor arkadaşlar. Ve bu şekilde burada iz bırakıyor atomlar diyebiliriz. Fullerenler arkadaşlar yapay olarak elde edilir. Ve tabi bunlar beşgen, altıgen ve yedigen olabilir. Arkadaşlar bakın bunun olayı süper iletken olması. Ee, süper iletken olduğu için kanser tedavisinde veya işte e, NASA'nın yapmış olduğu uzay araçlarında falan bunlar e, kullanılabiliyor arkadaşlar. Evet şimdi bir tane uygulamamız var arkadaşlar bununla alakalı. Demiş ki fullerenler iyi bir iletkendir. Evet doğru diyelim. Bununla alakalı. Elmas ısıyı iletmez demiş. Hayır. Elmas elektriği iletir fakat ısıyı... E, pardon. Elmas elektriği iletmez fakat ısıyı iletir arkadaşlar. O yüzden bunu yanlış olarak kabul edeceğiz. Kurşun kaleminin yapısındaki kurşun bulunur demiş. Arkadaşlar grafit maddesi vardır. Yanlış. Elmas ve grafitin erime noktaları aynıdır demiş. Arkadaşlar fiziksel özellikleri farklıdır. E, Allah tropların. Dolayısıyla aynı olamaz Evet. Elmas ve grafitin tepkimeye girme istekleri farklıdır. Evet. kimyasal özelliktir bu. Farklı olmak zorunda. Elmas kırılgan ve yumuşaktır demiş. Hayır. Kırılgan ve yumuşak olan arkadaşlar grafittir diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu dersimiz bu kadardı. Kısaydı. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar. Molekül ve iyonların Lewis yapıları önemli bir konudur. Özellikle bu dersi dikkatle izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.